Değerli öğrencilerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Bugün fiil çatısı ile ilgili sorularınızı çözeceğim. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken iki temel unsur var. Birincisi, nesne yüklem ilişkisine göre mi soruyor, yoksa yüklemin geçişliliğini geçişsizliğini mi sorguluyor? Eğer nesne yüklem ilişkisine göre sorarsa, cümlenin içinde asli bir nesnenin olup olmadığına bakılır. Fakat yüklemin geçişlilik ve geçişsizliğinde fiil olan yüklemin başına protez bir nesne getirilir, yani onu anlamlı bir bütün oluşturuluyorsa geçişli, oluşturmuyorsa geçişsizdir. Bu soruyu da bu yönteme göre çözeceğiz. A şıkkıyla başlayalım. Dere kenarına serdim kelimeyi. Serdim, yüklem, onu serdim. Hop, anlamlı bir bütün oluşturdu. Geçişli. Yeni anladım, gerçek dostum ile düşmanımı. Anladım, yüklem, onu anladım. Geçişli. Açık koyun. Emir kipiyle çekimlenmiş bir fiil. Onu koyun. Anlamlı bir bütün oluşturdu. Geçişli. Düşünürüm aklımı. Düşünürüm, yüklemim, onu düşünürüm, geçişli bir fiil. Dünya sanki onun üstünde duruyor, onu duruyor, anlamlı bir bütün oluşturmadı. Doğal olarak geçişsiz, yanıtımız Edirne. İkinci soruyla devam edelim. Karikatür kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne görevindedir? Sözde öznenin olduğu cümleler edilgen çatılı cümlelerdir. Edilgen çatıda sözde özne olduğu gibi L ve N ekleri fiil olan yüklemde görev alır. A'ya bakalım. Karikatür özellikle son dönemin etkin sanatlarındandır. Şimdi biz adı üstünde fiil çatısı diyoruz. İsim cümlelerinde fiil çatısı aranmaz. Doğrudan geçtim. Karikatür bilgilerin aktarılmasında en açık olanıdır. Açık olan ne? Karikatür etken. Karikatür iletişim gücünün yüksekliği nedeniyle sevilir. Şimdi sevilir yüklem. Sevmekten sevilmek. LN ekini yakaladım. Sevilen ne? Karikatür. Ama burada seven kim? Orası işte muamma, belli değil. Demek oluyor ki burada karikatür benim sözde öznem ve edilgen çatılı cümlem. Soru 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi dönüşlü bir çatıdır? Şimdi dönüşlü çatıda şunu arayacaksınız. 1. Gerçek ya da gizli özne. Aynı zamanda yüklemde L ya da N eki sağlamasını yapmak istiyorsanız da işi yapan özne yaptığı işten etkilenmelidir. Amcam babamı andıkça gözyaşları aksakalına süzülürdü. Süzmekten süzülmek eki yakaladım. Süzülen kim? Amcam. Benim bir gerçek öznem söz konusu. Sağlamasını da yapayım. Kim andı amcam? Süzülme işlemini kim gerçekleştirdi? Kim etkilendi? Yine amcam. Demek ki dönüşlü çatılı eylem. Dördüncü soru. ÖSYM'nin son yıllarda sormaktan keyif aldığı soru tiplerinden bir tanesi. Altını çizip numara verip size eşleştirilme yapmanızı bekliyor. Hemen soru kökünü okuyalım. Yukarıdaki parçada numaralanmış eylemlerin hangi ikisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır? Eylemi başkasına yaptırma anlamı ettirgen çatılı fiillerdedir. Ettirgen çatılı fiillerde benim T, R ve dır eklerim vardır. Aynı zamanda geçişlidir. Şimdi hem geçişli olup hem bu ekleri alacak bir de işin başkasına yaptırılma anlamını bana verecek.
Düğün için kendine özel bir elbise diktirmişlerdi. Şimdi dikmekten diktirmek, tır tır tur tür ekimi yakaladım. Eki attıktan sonra en küçük fiil köküne inip onu getiriyorsunuz. Onu dikti diyebiliyor musunuz? Evet, anlamlı bütün oluştu. Demek ki burası ettirgen. Yakalarını kıvırmışlar, olağanca çok koku dökmüşlerdi. Şimdi kıvırmaktan kıvırmış, kıvırmışlar, bir kere çatı eki yok. Çatı eki olmadığı için eledim. Dökmüşlerdi, dökmekten dökmüş, yine çatı eki yok, haber kipi var, bunu da geçtim. Üstelik uşaklara ne yapacaklarını ezberletmişlerdi. Ezberden ezberlemek, ezberlemekten ezberletmek, hop çatı ekimi yakaladım. En küçük fiil köküne iniyorum. Şurada size küçük bir etimoloji yapalım. Ezberden ezberlemek, ezberden ezberletmek, ezberletmekten ezberletmişlerdi. Şimdi ezber benim isim köküm. Ezberden ezberlemek, isimden fiil yapan yapım ekim, ezberlemekten ezberletmek ise fiilden fiil yapan yapım ekim. Bütün çatı ekleri fiilden fiil yapan yapım ekidir zaten. Hemen bakıyorum, en küçük fiil köküm neredeydi? Ezberlemek. Onu ezberledi diyebiliyor muyum? Evet, anlam bütünlüğü sağlandı. Demek ki ettirgen çatı. Ben de bütün bunları izleyip gerçek duygularımı söyleyecektim. Söylemekten söyleyecek. Haber kipi aldı burada. Y kaynaştırma ünsüzü geldi. Bunda da çatı eki yok. Demek ki yanıtım 1 ve 4. Şıkları hemen bakıyorum. Bursa. 5. soru. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından öbürlerinden farklıdır? Şimdi gençler, burada bana çatı bakımından diyor. Çatı bakımından dediği zaman iki şey arayacağım. Ya özne yüklem ilişkisi olacak, hem de nesne yüklem ilişkisi olacak. Eğer bu yıl ÖSYM asli bir anlatım bozukluğu sorusu sormazsa, bize bütünleşik dil bilgisi sorularının içerisinde gelen çatı konusu asli bir soru getirebilir ve bu kalıptan gelecektir gelende. Çünkü son 3 senedir KPSS sınavında yapılan sorulan soruların hepsi bu kalıpla geldi. Şıklardan yola çıkıyorum. O sevdiğim kazak bu millerle dokunmuş. Şimdi dokunmuş, tamam. Ne dokunmuş? O sevdiğim kazak. Peki. Dokumaktan dokunmak eki yakaladım. Dokuyan kim? Hiçbir fikrim yok. Demek ki edilgen çatı, burası da sözde öznem. Bayram için bütün mağazalar süslenmiş. Süsten süslemek, süslemekten süslenmek, çatı ekimi yakaladım. Ne süslenmiş? Mağazalar. Ama kim süslemiş? Hiçbir fikrim yok. Edilgen çatı. Demek oluyor ki burası sözde özne. Sokağın duvarlarındaki yazılar silinmiş. Silmekten silinmek. Çatı ekimi yakaladım. Silinen ne? Sokağın duvarlarındaki yazılar sözde özne. Çünkü kimin sildiği belli değil. Edilgen. Okul bu hafta çok iyi temizlenmiş. Temizden temizlemek, temizlemekten temizlenmek. Çatı ekimi yakaladım. Ne temizlenmiş? Okul. Ama kim temizlemiş belli değil. Yine edilgen. Kardeşim yatmadan önce yıkanmış. Yıkamaktan yıkanmak.
Şimdi neyi yakaladım? Kim yıkanmış? E kardeşim, bu diğer şıklara göre sözde özne değil, bariz gerçek özne. Gerçek öznem var ve yüklemimde LN eklerinden biri varsa, aynı zamanda özne işi yapıp işten etkileniyorsa, buna dönüşlü çatı adı verilir ve diğerleri edilgen, bu dönüşlüyken yanıt Edirne'dir. Eğer ÖSYM böyle bir soru getirirse gençler, sana nesnesine göre de incelettirebilir. Bu kadar net bir cevap olmayabilir. O yüzden bütün şıkları tek tek deneyin, kontrol edin. Oldu mu? Soru 6 ile başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisi annesini bankta göremeyince telaşla etrafına bakındı cümlesi ile özne yüklem ilişkisi yönünden özdeştir? Şimdi önce bir bana verilen cümleyi çatı bakımından inceleyeyim. Bakmaktan bakınmak. Hop, çatı ekimi buldum. Bakınan kim? O. Gizli öznem var. LN'yi yakaladım. Gerçek ya da gizli öznem var. Doğal olarak ben dönüşlü aramayıp da ne yapacağım? Odası biraz zorlasa da 2 saatte taşındı. Taşımaktan taşınmak, neyi yakaladım? Ne taşındı? Odası. Ama kim taşıdı? Belli değil. Burası edilgen. Doğrudan gitti. Çöpler şu derede yakıldı. Yakmaktan yakılmak. Hop, ek yakaladım. Yakılan ne? Çöpler. Ama kim yaktı? Hiçbir fikrim yok. Edilgen. Olaylardan sonra kentin sokakları ilk defa temizlendi. Temizlenmek. Eki yakaladım. Ne temizlendi? Kentin sokakları. Ama temizleyen kim? Hiçbir fikrim yok. Edilgen. Bu kez de yolun uzunluğundan yakındı. Eki yakaladım. Kim? O yakındı. Hem LN'yi buldum. Hem gizli öznem var. O zaman dönüşlü çatı. Elmaların çoğu bizim köyümüzden toplandı. Toplamaktan toplanmak. Ne? Elmaların çoğu. Ama kim topladı bilmiyorum. Edilgen. Doğal olarak yanıtımız Denizli. 7. soruyla devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisini yüklem işte çatılı bir eylemdir? Şimdi sevgili arkadaşlar, işte çatılı olması için yüklemde şey, bazı durumlarda laş leş ekinin olması gerekir. Ama bu ekler bana doğrudan bilgi vermeyebilir. Çünkü işteşlikte karşılıklı ya da birliktelik anlamı olmalıdır. Tamam mı? Şimdi A ile başlıyorum. Apansız bir mutluluğun dipsiz dünyasındayım. İsim cümlesi, isimlerde çatı özelliği arıyor muyduk? Hemen geç. Hiç düşünme. Bütün sevdiklerim hülyamı paylaşır. Paydan paylaşmak. Güzel. Paylaşmak bir de karşılıklı ya da birliktelik anlamını ifade ediyor mu? Evet, yanıt Bursa. Ama E'deki cümleye de dikkat etmemiz lazım. İşte dudaklarımıza aşkın izleri bulaşmış. Burada da bir şey var. Ama bulaşmak karşılıklı ya da birliktelik anlamı ifade etmez. O yüzden lütfen buna dikkat edin. Soru 8. ÖSYM tipi sorulardan biri. Yukarıda bir cümle verdi. Dedi ki yukarıdaki cümleyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Meleklerden güzel, can alıcı, hafif bulutlar gibi bembeyaz bir aşk yükseliyordu. A diyor ki söz dizimi dolaylı tümleç özne yüklem şeklindedir.
Şimdi yükseliyordu yüklem. Yükselen ne? Sakın ola ki şu bembeyaz bir aşkı almayın. Çünkü burası bir söz öbeği oluştu. Hop. Burası öznem. Peki. Neyden? Meleklerden ya da kimden? Dolaylı tümleç. Demek oluyor ki A şıkkı doğru. Irmak sözcüğü birden çok sıfatla nitelenmiştir. Şimdi nitelemek, sakın dikkat edin, sıfatlar belirtme ve niteleme sıfatları olarak ikiye ayrılır. Benim burada bir belirtme sıfatım var ama bundan önce yer alan bütün niteleyici sözcükler aşka bağlanmıştır. O yüzden B şıkkı da doğrudur. Yüklem türemiş bir eylemdir. Türemesi için bir sözcüğün önce yapım eki alması gerekir. Yüksekten yükselmektir. K ünsüzü türeme esnasında düşer. Tamam mı? C de doğru. Yüklem geçişli bir eylemdir. Yüklem. Hemen bakıyorum. Onu yükseliyordu. Anlamda hiçbir bütünlük söz konusu değil. Yanıt Denizli. 9. soru yine bir ÖSYM tipi sorumuz. Bir kural verilmiş ve bu kuralın örneği isteniyor. Kuralı bir okuyalım. Geçişsiz fiillerin edilgen biçimlerinin yüklem olduğu cümlelerde sözde özne bulunmaz. Şimdi gençler, diyor ki benim fiilim nesne almayacak. Almadığı gibi de LN'den birini alacak ve doğal olarak sözde öznesi olmayacak. Hemen bakalım. Sabah saatlerinde yine sirenler çalındı. Şimdi neyi yakaladım? Çalmaktan çalınmak. Ne çalındı? Sirenler. Burası sözlü özne. Sebep, çalanın kim olduğunu bilmiyorum. Edilgen. Sıkıntılar baş gösterince halk meydana çağrıldı. Çağırmaktan çağrılmak. Aynı zamanda türetilirken ünlü düşmesi olmuş. Çağrıldı yüklem. Ne çağrıldı ya da kim çağrıldı? Halk. Peki kim çağırdı? Hiç bilmiyorum. Halk da sözlü öznemiz. Mutluluk seviyesi yükselince heyecanlı bir şekilde şarkılar söylendi. Söylemekten söylenmek. Ne? Şarkılar. Sözlü özne. Söyleyen kim? Bilmiyorum. Kulakların pası ozanlar tarafından silindi. Silmekten silinmek. Silinen ne? Kulakların pası. Sözde özne. Ama kim sildi bilmiyorum. Tamam mı? Büyük bir sefere çıkıldı. Çıkmaktan çıkılmak. Çıkıldı yüklem. Neye? Büyük bir sefere. Dolaylı tümleç. Burada sözde özne olmadığı için kuralıma uyan şık, Edirne'yi işaretleyip yeni soruya geçiyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem aldığı ekle oldurgan nitelik kazandırmıştır? Şimdi gençler, oldurgan şudur. Bu vatandaş geçişsiz. Geçişsiz, geçişsiz ve T, R, dır eklerini alarak geçişli hale gelir. Ne demek istedim? Bu vatandaşın nesnesi yok. Ben ona öyle bir ek getireceğim ki bu ek sayesinde nesne alır duruma gelecek. Şimdi hemen bakıyorum. Telefonu dün yaptırdı. Yapmaktan yaptırmak. Tırı buldum. Çok güzel. Şimdi en küçük fiil köküne iniyorum. Yapmak. Hemen başına onu'yu getiriyorum. Onu yaptı diyebiliyor muyum? Evet. Demek ki burası ettirgen. Zaten baştan nesne alıyormuş.
Bir de cümlede bir başkasına yaptırma anlamı söz konusu. Ettirgen oldu aşina. Evin önünü güzelce süpürttü. Süpürmekten süpürtmek. Eki yakaladım. Onu süpürmek, onu süpürdü diyebiliyor muyum? Evet, bir başkasına yaptırma anlamı var zaten ettirgen. Dırı gördüm, onu yazdı diyebiliyor muyum? Evet, bu da ettirgen. Zaten başkasına yapılma anlamı var. İmzalattı, imzalamak, onu imzaladı. Evet, bir başkasına yaptırma anlamı var ettirgen. E'ye bakıyorum. Her zamanki gibi sözleriyle onları güldürdü. Şimdi eki yakaladım. En küçük fiil köküne indim. Yani gülmek. Başına onu getiriyorum. Onu güldü diyebiliyor musunuz? Asla. Demek ki anlamsız bütün oluşturursa benim fiilim oldurgandır. Son soruyla geçelim ve devam edelim. Yine bir ÖSYM tipi soru. İki tane öncül vermiş, iki farklı cümle. Bunların birbiriyle karşılaştırılmasını bekliyor ve söylenemez diyor bize. Şimdi bir okuyalım önce. Birinci öncül diyor ki her sabah bu ovada uçurtma uçurdum. İki, annemin bana hazırladığı azığı arkadaşlarıma yedirdim, suyumu içirdim. Peki, her ikisi de geçişlidir. Hemen başlarına onu getirdim. Şimdi burada dikkat edin, sıralı cümle var. İkisine de koyun, oldu mu? Onu uçurdum, onu yedirdim, onu içirdim. Bence şahane, her ikisi de geçişli. Bir, aldığı ekle geçişli hale gelmiştir. Yani diyor ki sana, bu vatandaş oldurgan mı? Hemen bire bakıyorum. Eki yakaladım, uçmaktan uçurmak. Şöyle diyelim, onu uçtu diyebiliyor musunuz? Hayır. Demek oluyor ki oldurgandı. Her ikisi de etkendir. Uçurdum yüklem kim ben? Yedirdim yüklem kim ben? İçirdim yüklem kim ben? Gerçek özneli ya da gizli öznesi olmalı. Her ikisi de etken. İki diyor aldığı ekli geçişlilik derecesini arttırmıştır. Yani sana ettirgen mi diyor bu vatandaş? Hemen bakıyorum. Yemektir, içmek ir. Hemen bakıyorum. Onu yedi, onu içti. Her ikisi de oldu. Evet, ettirgen. Çünkü anlam bütünlüğü sağlandı. Bunu da aldık. Her ikisi de diyor oldurgan çatıldır. Şimdi eğer ben buna doğru dersem Denizli diye, yani D şıkkındaki ettirgenliğimi yanlış bulmuş olurum. Bir daha kontrol ediyorum. Onu yedi, onu içti. Kökün, fiil kökün gayet nesne alabiliyor. O zaman bu ettirgen, demek oluyor ki her ikisi de oldurgan çatılı değil. Soru çözümlerimiz burada bitti. Sizden ricam lütfen benzer soruları çözmeniz ve konu tekrarlarınızı yapmanız.